Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Güzel yapımı da kolay bir modeli sizlere anlatmaya çalışacağım. Modelimi anlatırken 3 numara şiş kullanacağım arkadaşlar. İpim de Nako Elite Baby. Modelimin ilmek sayıları 3 ve 3'ün katları artı 2 ilmek. Modelimi sizlere 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 ilmek üzerinden anlatacağım. 3 ve 3'ün katları artı 2 kenar ilmeğinden oluşmakta modelimiz. Yapımı çok kolay dediğim gibi arkadaşlar. Herkesin rahatlıkla yapabileceği, örgüye yeni başlayanların da yapabileceği bir model. Şimdi modelimi anlatmaya geçmeden önce hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizler de benimle birlikte örmek istiyorsanız buyurun beraber başlayalım. Şimdi ben ilmeklerimi attım arkadaşlar. 2 diş de haroşa ördüm. Dediğim gibi 17 ilmek üzerinden modeli sizlere anlatacağım. Ön yüzde ilk sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu sırada bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Sıra başından sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Ön yüzdeyiz ve ilk sıradayız. Sizler de örgünüzün altına nasıl bir lastik uygulamak istiyorsanız uygulayabilirsiniz. Ben haroşa tercih ettim. Tamamen size kalmış. Neyi tercih edeceğinize siz karar verebilirsiniz. Şimdi arka sırada, ikinci sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Ön yüzden bir sıra düz ördüm. Arka yüzden şimdi bir sıra ters örüyorum. Modelimiz 4 sırada bir kendini tekrarlıyor. 4 sıradan oluşuyor arkadaşlar. Yapımı çok kolay. Kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi tekrar ön yüzde 3. sıradayım. Şimdi 3. sırada modelimizi şekillendiriyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya alıyorum arkadaşlar. Bir kere de şişime ipimi doluyorum. İki ilmeğimin yönlerini sola doğru çevirerek birlikte kesiyorum. Bir tane düz örüyorum. İpimi tekrar şişime doluyorum. İki ilmeğin yönünü sola doğru çevirerek kesiyorum. Bir tane düz örüyorum. İpimi doladım şişime. İki ilmeğin yönünü sola doğru çevirerek kesiyorum. Bir tane düz örüyorum. Doladım şişime, ipimi. İki ilmeğin yönünü çevirerek birlikte örüyorum. Bir tane düz örüyorum. İpimi doladım şişime. İki ilmeğin yönünü çevirerek birlikte örüp kesiyorum. Bir tane düz örüyorum ve kenar ilmeğimi örüp 3. sırayı tamamlıyorum. Arka sırada 4. sırada arkadaşlar kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya alıyorum. Şimdi şişime ipimi bir kez doluyorum. Şurada gördüğüm şu iki ilmeği şöyle içten batarak birlikte düz örüyorum. Yanındaki şu doladığım ajurlu ilmeği yine düz örüyorum. Şişime ipimi doladım. Bakın şu iki ilmeği birlikte düz örüyorum. Yanındaki şu doladığım ilmeği de düz örüyorum. İpimi şişime doladım. Şu iki ilmeği birlikte düz örüyorum. Şu doladığım bir önceki sırada doladığım ilmeği de düz örüyorum. İpimi şişime doladım. Yine bakın şu iki ilmeği birlikte örüyorum. Yanındaki doladığım ilmeği de düz örüyorum. İpimi şişime doladım. Yine şu iki ilmeği birlikte örüyorum. Yanında doladığım ilmek var. Onu da örüyorum ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlamış oluyorum. Böylece modeli bir kez kurduk ama şu an tam anlaşılmıyor arkadaşlar. Beraber bir kez daha kuralım. 4 sırada bir dediğim gibi model kendini tekrarlıyor. Şimdi ikinci kez modeli tekrar kuralım. Aynen şu ilk başlangıçta ne yapmıştıysak aynılarını yapacağız. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bu sırayı tamamen düz örüyorum. İlmeklerimi
Sıra başından sıra sonuna kadar düz örüyorum. Farklı bir işlem yok bu sırada. Bir kenar ilmeğim. Birinci sırayı bütün ilmekleri düz örerek tamamladık. Şimdi ikinci sırada arka sırada kenar ilmeğimden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum arkadaşlar. Farklı bir işlem yok. İkinci sıradayız. Arka yüzdeyiz. Tüm ilmeklerimi ters ördüm. Kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Şimdi üçüncü sıradayız. Tekrar ön yüzdeyiz. Üçüncü sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. İpimi şişime doluyorum. Şu iki ilmeği sola doğru çevirerek birlikte örüp kesiyorum. Bir tane düz örüyorum. Şişime ipimi doladım. Tekrar şu iki ilmeği sola doğru çevirerek birlikte kesiyorum. Bir tane düz örüyorum. İpimi şişime doladım. Şu iki ilmeği sola doğru çevirerek kestim. Bir tane düz ördüm. İpimi şişime doladım. İki ilmeği sola doğru çevirerek kestim. Bir tane düz ördüm. Şişime ipimi doladım. İki ilmeği birlikte sola doğru keserek örerek kestim. Bir tane düz ördüm ve kenar ilmeğimi örüp üçüncü sıramı tamamladım. Şimdi arka sıradayım. Dördüncü sıradayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. İpimi şişime doluyorum. Şu iki ilmeği içeriden şöyle girerek düz örüp birlikte örüp kesiyorum. Şu doladığım ilmeği düz örüyorum. İpimi şişime doladım. Şu iki ilmeği birlikte örerek kesiyorum, düz örüyorum. Yanındaki ajur dolamayı düz ördüm. İpimi şişime doladım. Şu iki ilmeği birlikte düz örerek kesiyorum. Yanındaki şu ajurlu doladığım ilmeği düz ördüm. İpimi şişime doladım. İki ilmeği birlikte düz örerek kestim. Yanındaki doladığım ilmeği de düz ördüm. İpimi doladım. İki ilmeği birlikte düz ördüm. Doladığım ilmeği de ördüm. Ve kenar ilmeğimi de ördüm. Dördüncü sırayı da tamamlamış olduk. Şöyle önden, yani şu an ikinci modeli de tamamlamış olduk arkadaşlar. Üçüncü modelin hemen alt kısmını, düzünü de öreyim. Model iyice belirgin olsun. Şöyle düz sırayı da geçeyim. Üçüncü modelin ilk sırası da böylece örülmüş oldu. Şimdi modeli iki kez birlikte örmüş olduk arkadaşlar. Hatta üçüncü modelin ilk sırasında yapmış olduk. Bir sırada arkadan ters ördükten sonra üçüncü ve dördüncü sırada hemen model şekillendirilebilir. Şimdi burada çok da belki anlamamış olabilirsiniz. Belirgin olmayabilir. Ben büyük parçada da örmüştüm. Onu da göstereyim size arkadaşlar. Bakın şöyle. Biraz ışığın yansımasından renk farklı çıkıyor. Koyu çıkıyor biraz. Arka yönden modelin görüntüsü bu şekilde. Ön taraftan da modelin görüntüsü bu şekilde. Çok kolay arkadaşlar. Yapımı da çok kolay. Görüntüsü de çok güzel bir model. Şöyle yakından da göstereyim size. Bakın çok güzel. Bu modelden birçok şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Bebek yeleği, anne yeleği, işte örgülerinizde hırka, ne bileyim, daha ince ip, kalın şişlerle bluz. Dilediğiniz yerde kullanabileceğiniz bir model. Yapımı da çok kolay. Umarım sizler de beğenmişsinizdir.
faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.